köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim, sağ olun. Ay, değil mi ama Aslı'yorum? Eğer yeni bir telefon çıktıysa, eğer hediye edilmek isteniyorsa, derginin idare müdürü olarak bana hediye edilmesi gerekiyor mu yavrum? Demek ki Şahika'yı uygun gördüler, ona hediye ettiler telefondan Burhan Bey. Ama Şahika Hanım telefonun yapıldığı fabrikayı, fabrikanın bulunduğu arsayı, arsanın bulunduğu ilçeyi satın alalım evladım. Sen bir Şahika Hanım'la konuşsun. Ne olacak konuşursa? Burhan'ın cep telefonu bozuk desin. Alo diyor desin, karşıdakinin cevabını duymuyor desin. Sonra? Parası da yok bunun desen, bunun deyip aşağılasan, bu. Başka? Dişleri dökülü desen, dişçiye gidecek parası da yok desen. Dişleri mi? He, böyle kendini acındırsan, gözlerini böyle hafiften böyle güzelcene doldursan ya. Gözlerimi doldursam? He, acayip acayip acaba o telefon bana verir mi ya? Ne diyorsun? Burhan Bey, ben sizinle aynı evde falan değil, aynı şehirde bile olmak istemiyorum galiba ya. Yardımcı olamam diyorsun yani. Affınıza mağduran Burhan Bey. Bu telefon hangi telefon? Bu yeni telefonlardan mı? Yeni şeylerden mi bu? Hani internetli falan böyle. Şey, dokunma tek mi ne diyorlar? Anam ya, ne diyor ya? Dokunma tek mi dedin? Ne diyor, öldürüyorsun beni gülmekten. Senin böyle gider ayak hayata tırmanman gerçekten bana ilham veriyor biliyor musun? Gider ayak mı? Ne diyorsun sen, münasebetsiz? Latife diyor dayı. Burhan Bey, şuradaki dükkanın önünden geçerken gördüm. Akşamleyin çekiliş yapacaklarmış. Hem de o sizin dediğiniz dokunmatik telefondan da 50 tane dağıtacaklarmış çekilişle. Önünden geçerken nazaran dikkatimi cezbetti. Siz de gidin, belki size çıkar. Ay, piyango mu? Ya? Çekiliş gibi bir şey mi yani? Bedava yani ha? Nasıl? Yine neyin bedavasının peşinde bu ya? Volkan, kurban olurum ablam. Bana bak. Dün gece kaçta geldin sen? Sabaha karşı geldi, ben duydum. Maşallah babacığım, sizde de ne kulak var ya? Salam sucuk yok mu bir şey? Nereden geldin o saatte? Bana bak Volkan, alkol falan almıyorsun sen değil mi canım? Almaz olur mu canım? Başına mı tutunuyor bu kilolar bunun üzerinde? Salam sucuk yemekten oluyor bence. Volkan, altına peçete tut yavrum, dökme tişörtünü, dökme, örtüye, örtüye geliyor, örtüye. Burnunun ucunu göremeyi, baksana. Belli ki akşamdan kalma. Yetti be. Teker teker gelin ya, sabah sabah ne oluyor böyle? 40 yılda bir iki tane arkadaşımla bir duble bir şey içeyim dedim, neredeyse avukat tutacağım baba be. Babanla bediye konuşma, terbiyesiz. Terbiyesiz! İki kadeh 60'mış. Alkol sorunu var bu çocuğun bence. Destan. Lan ne konuşma enişteli. Terbiyesiz. Çok kıyak telefon bacım. Güle güle kullan. Ona mı bakıyorum yavrum ben be? Kız Fatoş. Sen bu işlerde profesörsün. Bu çocuğu ben arasam, karizmayı çok mu dağıtırım ya? Bence erkek arar şekerim. Bağrına taş bas bekle. Cool kadın ol. Adı ne çocuğun? Kız bir de o var. O heyecanla biz isimlerimizi sormadık. Sadece telefonları kaydettik. Çok amatör ya. Bir de şimdi çocuk seni sekreter sanıyor. Tanıyınca servetinden tırsmasın. Ayrıca niye kendini başka biri gibi gösterdin demez mi ya? Yani ben egomu kırmak istemiştim falan diye de anlatsan da deli zanneder kaçar.
Deli zanneder kaçar mı? E senin fikrin diye gerizekalının başkanı. Ne bağırıyorsun be? Aa. Şahikacığım, bence gerçek kimliğini hemen anlatma. Buluşursanız havadan sudan falan konuşun. Zaten arada kimya tuttuysa elinde sonunda mutlaka birlikte olursunuz. Tabii canım, bence de yani kimya tuttuktan sonra o şey çok güzel olur yani. Karşılıklı libidolarınızdan anladığım kadarıyla siz yine birbirinize yavşıyorsunuz. Ay, ne münasebet canım. Ne oluyor lan? Bir sor. Büyüklerine ikram et. İstiyor muyuz, istemiyor muyuz? Babana sor. Enişteye sor, değil mi ama? Lan Burhan denilen manyak. Bana bak. Senden mi öğreneceğim lan ben terbiyeyi? Sayko, ruh hastası. Ben adamı keserim lan. Ay hayır. Dinler Hanım mı yoksa? Öf, yetti ama bu kadın da baba ya. Ay yukarı taşınalı 3 gün oldu. Her gün burada anacığım. Ne cana yakın kadıncıyız. Baba açma sakın. Ya duymuştur sesimizi artık. Aç bakalım, aç. Ben çok seviyorum kendisini. Çok muhterem bir insan. Günaydın, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar Tahsin Bey. Size de efendim. Nasılsın? Sağ olun. İyisin. İyiyim şükür. Yine dipçik gibisin. Teşekkür ederim. Nasılsın hatun kız? Merhaba Delanlılar. Hoş geldiniz. Öpeyim. Dilbili abla hoş geldin. Sağ ol oğlum. Ayakta dineldim kaldım. Hatun kız yok mu? Bir kahve mi, bir neyin, bir şeyin yok mu? Aa tabii aşk olsun. Yamulmuyorsam çok şekerli içiyordunuz değil mi? Dilber Hanım her gün geldiği için biliyoruz artık nasıl içiyor. Şöyle geçeyim. Rahatsız olma, rahatsız olma. Yılan gibi kıvıl kıvıl geçtim. Her yanına ayrı oynar benim. Öyle mi? Senin yerin mi kızım? Evet. Sen git orada kanepede otur yavrum. Ayakta dinelme. Git kızım orada uzakta otur. Makbule abla, bana bir soda getirir misin ya? Kalkıp yeniden sana oğlum. Karnın mı ağrıyor yavrum? Sabah sabah salamları, sucukları, jambonları büyüklerine ikram etmeden lipletirse olacağı budur Dibler abla. Allah Allah. Telefon çalıyor. Bakalım. Alo? Alo? Aa yok. Aa sessizlik. Alo? Eğer bana oradan bağırıyorsanız, yüksek sesle konuşuyorsanız ben şu anda duymuyorum. Çünkü telefonum bozuk ve yenisini alacak da param yok. Ah yani. Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş Burhan'ın düştüğü hale bakar mısın ya? Çok mu et yiyorsun oğlum? Hmm. Basur yapıyor mu yavrum? Basur mu? Hemoroid de diyorlar şimdi. Yok öyle bir problem bende, yok. Utanma oğlum. Erkekte olur, normaldir. Utanacak bir şey yok. Çok et yiyende olur, zenginde olur. Yok bende öyle bir problem, yok. Bak hele, sabahtan kuru kayısının üstüne bir bardak suyu içiyorsun, hemen alttan açıyor. Ya niye bunu konuşuyorsun şimdi ya? Bak hele, şşş. Dilber teyzem dediydi dersin. Tuvalette otururken kulacıklarımı çun çun çunlatırsın. Lan sabah sabah bunları yaşadığıma inanamıyorum ya. Yalnız bu oğlanın kanı çok deli akıyor ha. Oh, şik.
Tadilat nasıl gidiyor Dilber Hanım? Ustalar hala evde mi? He. Ben de onun için geldiydim. Sizin şu duvar lampalarını nereden aldıysanız aynısından ben de aldıracağım. Aptiklerin de aynısı. Zaten duvarları da aynı renge boyattınız. Zevkli adamsın. Sağ olun. Güzelin iyisinden o anarsın. Aynısından daktırayım ki bağa geldiğinde yabancılık çekmezsin. Kısmet. Sağ olun. Uy. Telledim. Makbule. Kahveler hala hazır değil mi kızım? Kızım. Kızın ismini niye sormadın abi? Ya oteli aşağıda unuttum işte Sertaç. Sohbet arasına geçer öğreniriz. Ne diyorsunuz, arayayım mı? Yok şimdi arama abi. İşin gücün var senin abi. Yuppisin. Ben mi yuppiyim? Kız aratandı ya seni kardeşim. İş görüşmesi falan. Hani bozma bence. Takım elbiseli, ceketli, kerli ferli adamsın. Meşgul insansın yani. Bu mu meşgul insan? Sen arkadan laf mı dinliyorsun ya? Çok güzel muhabbetiniz var ya, onu dinleyelim ya. Beğenmiyorsan git kendini içeriye fıkra anlat. Hatta aynaya bak. Bakar bakar gülersin. Fıkra gibi adamsın be. Sizin keyif muhabbetinizi dinlemiyorum burada ya. Yadınızı içtiğinizi yaz ayrım. Lokmamızı mı sayıyorsun Dursun? Ne oldu? Soruna mı gitti? Ne diyor bu ya? Lokmanızı sayarım tabii. Başka türlü nasıl adisyon çıkaracağım? Peşin, kredi kartı, döviz. Hepsi geçer. Ay Şayka Hanım. Bu ne ya? Bu yeni çıkan telefonlardan mı ya? Dokunmatik. Bir kere bir dokunabilir miyim acaba? Tanrıverdi canım. Ben Paris moda haftasındayken kedimi besleyip ilaçlarını verirsin değil mi? Tabii canım tabii. Pompon muydu kendisinin adı? İsmiyle hitap etmek zorunda değilsin. Pisi pisi dediğin zaman da geliyor. Bak ya ne akıllı hayvan. Ay çok üzülüyorum ben bu telefonlara. Benim de telefonum bozuk biliyor musunuz Şayka Hanım? Ya versene oğlum. Önemli telefon bekliyorum ya. Alo? Benim? Ya bana ne sizin ucuzluğunuzdan be? Şayka Koç Arslanlı ne zaman ucuzluktan alışveriş yapmış? Sadece ucuz değil, basitsiniz de. Ya niye aramıyor bu çocuk ya? Ay ne yapıyorsunuz Şayka Hanım? Sanki bana vuruyorsunuz şu anda ya. Ne yaptınız ona? Ben bu akşam açılışta sıraya girip bu telefonlardan bir tane alacağım. Vallahi siz de çekilişe katılın Burhan Bey. Belki çıkar. Yaprak da o açılışta şarkı söyleyecek. Ay. Beleş yiyecek içecek olur mu acaba orada? Vallahi. Dursun. Sen benim arkadaşlarıma benim bölgemde nasıl hesap ödetirsin ya? Orası senin bölgense burası da benim bölgem hemşerim. Ne demek burası benim bölgem? Ya ben bütün bu bölgenin kaymakamıyım be. Tahsin Suçuoğlu her akşam hesabı girdiği çıktığı benden sonra ya mı? Orta kademe yöneticiyle meraklıysan gel kasanın başına otur kaymakam bey. Kasiyer miyim oğlum ben? Şu anda hiçbir alt değilsin. Kasanın başına geçip işi öğrenirsen belki ileride kasiyer olursun. Senden umudun var. Bak fıkra karakteri. Beni zorlama. Kasiyer bu kız. Ben patronum. Baş masada da otururum. Bu konuda net miyiz? Bu arkadaşımızı işten çıkarsak, seni de kasaya otursak hem senin masaya müşteri alırız hem de personel azaltmış oluruz. Bu konuda net miyiz? Ne demek şimdi bu? Fizibili de demek. Bilmeme gayet diyor, öğrenmeme gayet. Lan dangalak, beğendin mi yaptığını? İşten çıkmak mıkmak dedim, bak kız gitti. Ya o kasiyer kız yıllardır burada. O kız buranın folkları be. Hangi yöre? Ne yöresi? Kafkasya'ya bir koron. Hangi yöre diyorum? Burası ticarethane kardeşim, Anadolu ateşi değil. Yani?
Bu kız burada görünmez işsizlik. Sabahtan akşama törpü yapa yapa parmakları kısaldı ya. Geç kasanın başına. Git kopuk arkadaşların da ayağını kesmiş oluruz buradan ya. Ya ben senin ayağını bir keseceğim. Bütün halk oyunlarını dizlerinin üzerinde oynayacaksın ha. Sen benim başıma bela mısın be? Gel lan buraya. Hatun kız. Vallahi ne olsun, son iki saattir değişen bir şey yok Dilber teyze. İçli köfte mi? İçli köfte değil, cevizli içli köfte. Yakalandım. Oo, hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Sana cevizli içli köfte yaptım. Aa, ne tesadüf. Ben de bugün içli köfte yaptıydım. İnsan hali, kuş misali. Ver bir dene tadına bakak hatun kız. Deneyek. Ver. Tadına bakak. Yok kızım yok. Dıkandım. Sası sası bir şey olmuş bu. Anlamadım ben. Sası ne? Sası yavrum, tatsız, tuzsuz. Yavan, camışın önüne koysan yemez. Anladın mı yavrum? Anlamadım da. Camışın önüne de koysan yemez. Ben ne, yavan mı dedi? Pardon da Dilber Hanım. Benim içli köftem pek meşhurdur yani. Bakmaz kıçının samsağına, çıkar dağın yünsene. Bana mı dediniz Yasin? Ben anlamadım. Yok yavrum, ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Camaşın tanına koymaz dedi, dişli köftüm. Benim ama... Tahsin Bey, gidek de salonda birer kahve içek mi? Ya Makbule abla, ben de gıcığım kadına. Alaturka bile yeri cadısı sanki. Ama ne yapacağız, komşu olduk artık ya. Hayır, benim içli köftelerim çok meşhurdur Volkan. Herkes bilir. Benim yemeklerime laf etmek demek, izzetimden, nefesimden oynamak demektir ya. Kaleye almayın diyorum. İftira atıyor, kötülüğünden yapıyor diyorum. Nahlet olsun, bir kere sinirim oynadığı yerinden ya. Tamam tamam, sen üzme kendini. Bak ben Aslı'nın yanına geldim şimdi, onunla da konuşacağım. Tamam hadi hadi. Evet, evde yeterince görüşmüyoruz diye mi ofise de geldin Volkan? Aslı, ben Osman'dan ayrılmanı istiyorum senin. Ay bunun için niye buralara kadar geliyorsun ya? Telefonla söyle. Tabii hemen, aşk olsun tabii. Ben ciddiyim Aslı. Osman akılım. Gördüğüm yerde zevk için dövesim var, o ayrı. Ama esas sorun Osman değil. Halası. O Dilber hala. Ne bela kadın o ya. Ne manyak kadın o ya. Çelik sinirli Pollyanna Makbule'yi bile zırıl zırıl ağlatıyor telefonda. Ne yapacağız biz Aslı ya? Ne bileyim ben ne yapacağız? Kadın geldi üst kata taşındı, komşumuz oldu artık. Sürekli burnumuzun dibinde, her konunun içinde. Adana'ya da dönmez bu. Artık herhalde ne bileyim kendi kendine eceliyle ölmesini bekleyeceğiz. Hadi ben çıkayım röportajımla. Müzisyen misin kardeş? Kendi çapımda işte. Anadolu olarak ağırlıklı. Ben de aslında müzisyenim de aslen. Aslen? Yani bıraktık şimdi tabii. Eskiden takılıyorduk bayağı. Senin böyle hani sağda solda çalmaca falan şeklinde mi? Haftada iki gün rock barda çalıyorum ben. Geçim oluyor mu öyle haftada ikiyle falan? Vallahi odamın kirasını veriyorum. Karnımı doyuruyorum. Ondan sonra
Zaten yani müzisyen insanı başka ne ihtiyacı olur ki? Tekne alacak halim yok ya, değil mi? Yani. Sen de doğru söylüyorsun da işte yani... Tanrı verdi. Ne yapıyorsun? Aa, tatlım iyiyim, sen ne yapıyorsun ya? Ya akşam çalıyor musunuz ya? He çalıyoruz, gelsenize. Tamam. Ya o zaman bu gece ben sende kalabilir miyim? Karşıya geçmek istemiyorum. Tabii ki aşk olsun, tabii kalabilirsin ya. E ben de kalayım o zaman. Tabii canım, kal ne demek ya. abi akşam sen de gelsene, bana hem ortamı görürsün. Yok, ben ortamı sevdim zaten. Güzel. Şeye kadar uzamış lan. Şişli değil mi ya orası? Oo. Jim Davis değil mi lan o? Ay ya, pişkine bak, erkenden gelip sıraya girmiş ya. Ne yapayım Jim ya? Ben de seni görmeye geldim. Beni görme. He. Dedim herhalde bu telefon kuyruğunda canı sıkıntıdan patlamıştır. Şöyle dedim, bir iki espri patlatayım, çatlatayım, elleteyim falan dedim. Yazık dedim ya bu çocuğa. Ya ne yapıyorsunuz siz Burhan Bey? He? Efendim canım? Ya kuyruğa kaynak yapıyorsunuz, ayıp değil mi bu? Ayıp oluyor ama siz ta nereden geldiniz? Benim atalarım şu anda Tokat'ta. Tokat'tan geldim ben. Onlara da, Tokat'a da benim bildiğim kadarıyla İsveç'ten geldi diye söylüyorlar. Kimin nereden bu ülkelere, bu bereketli topraklara geldiğini bilemiyorsun ki hanım teyzeciğim. Closet. Burhan Bey, lütfen kuyruğa kaynak yapmayın. Beni de burada rezil etmeyin. Lütfen yanınıza geçer misiniz? Hadi. Rica ediyorum. Lütfen. Jim. Lütfen Burhan Bey. Jim. Lütfen. Burhan abi. He. Burhan abi. Sen de adını yazıp o çekiliş tüm kavanoza attım ha. Oğlum ortam çok kalabalık lan, bize hiç çıkmaz ki. He. Ya Burhan abi, benim senden bir ricam olabilir mi? Zaman mı yok oğlum? Borç istedi patladı, borçlu çekişti. Normandiya'da çıkartma var diyorlar. Oğlum kendi içerisinde huzurlu hayatını kur bence yani. Ya yok abi, alakası yok. Onlarla hiç alakası yok da. He. Ya Fatoş yarın Paris'e gidiyor biliyor musun? Bizim de onunla bu arada aramızda bir tatlılık var. Biliyorsun işte durumları. He. Orada bir tane kedisi var Fatoş'un. Ya bana çok gıcık oluyor. Ben de biraz şey oluyorum yani. Ona üç gün boyunca bakmam lazım, beslemem lazım, ilacını falan vermem lazım. Ama yani konu kedi olunca... Ay Allah'ım. Pöh senin, Allah belanı versin lan. İçinden kediyi kesmek geçiyor değil mi? Pöh senin, Allah belanı versin lan. Lan kedi niye kesiyorsunuz? 2-3 arkadaşa 50'şer, 75'er milyon lira verirsiniz, toplaşırsınız, koyuna girersiniz, danaya girersiniz. Kedi niye kesiyorsunuz oğlum? Onun eteğini yemiyor. Ya ne kesmesi ya, Allah Allah ya? Manyaklaşma ya. Ben kedi falan kesmiyorum. Ben kediden çok beci tırsıyorum ya. He, tırsıyor musun? He ya. Elimde değil, ne yapayım? Köyde bir kere çocukken suratıma atladı. Ulan yarabbim, içten pazarlıklı bir hayvan ya. Oy, oy. Ya işte ben Fatoş'um, kendisine bakarken sen de benimle gelsen. Ha. Ulan diyorum, aklımdan ne geçiyor ha? He mi? Vallahi aklımdan bu geçiyormuş benim. Gerçekten mi? Vallahi. Hasretme lan adamı. Bana ne senin kedinden de köpeğinden de. Hasretme lan adamı. Ben de asaba alıyorum. Ne oldu baba, beni emretmişsiniz? Gel bakalım, gel. Hayırdır Dursun? Muhbirliğe mi geldin? Ben seninle muhatap olmayacağım ya. Şimdi Sayın Suçoğlu, ben bununla çalışamayacağım. Bunu dükkandan alın. Ne diyor bu ya? Ne oldu Dursun? Anlat bakalım. Oğlunuz beni tehdit etti. Tehdit mi etti? Ben böyle tehditlere pabuç bırakmam Sayın Suçoğlu. Ne tehdidi be? Ne oldu? Rengin soldu. Nasıl tehdit etti? Anlat da ben de bileyim. Ben ona dedim ki, geç kasanın başına otur, kalıbının adamı ol, serserilik yapma diye nasihat yaptım ona. Lan sen kimsin bana nasihat ediyorsun ya? Sonra? O bana dedi ki, bu kasiyer kız güzel folklor oynuyor, işten çıkaramayız. Bak şimdi ya, kafaya bak ya. Kel alaka ya.
Lan esas sen kendi kafana bak. Devreler yanmış kafada, haberin yok be. Ben de ona dedim ki sen kasada dur. Senin masaya da müşteri alırız. Hem folklorcu kızın maaşı hem masanın geliri güzel bir fizibilite olur dedim yani. Vallahi güzel fikir. Sonra? Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Gelmiş beni tehdit ediyor. Senin ayağını keserim diyene. Biz de Karadenizliyiz. Sayın Suçuoğlu. Lafın altında kalmayız. Eninde sonunda kafam kızacak. Duracağım. Vuracağım ya. Gerek yok vurmana Dursun. Sen benim hayatımla biraz daha takıl. Ben kanserden giderim zaten. Vaktinizi almayayım Sayın Suçuoğlu. Ben bu arkadaşla çalışmak istemiyorum. Bunu dükkandan alın. Bu konuda hassasım. Allah Allah. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ben geldim. Hayırdır. Hayırdır. Uy. Yer altımdan kaydı. Ay, tansiyonum çıktı zar. Hayırdır, kapıyı mı dinliyordunuz? Ne diyorsun hoşik? Misafirlerim var. Varsa bir ihtiyaçları olur mu? Evin hanımı da yok diye sevabına bakayım dedim oğlum. Allah kabul etsin, teşekkürler. Bir şeye ihtiyacımız yok bizim. Sağ olun Dilber Hanım, misafir falan yok. Dursun vardı gitti. Oğlum, yavrum, sen bu gecede sabaha kadar şarkı türkü çalacak mısın odanda? Aa, siz nereden biliyorsunuz benim müzik çaldığımı? Dün gece bir damla uyuyamadım. Abba, bu güzeller güzeli Dilber sabah bir kalktı ki gözleri kan çana. Ya üst kattan nasıl duydunuz da rahatsız oldunuz ki o gürültüden? Duyuyor mu oğlum? Hele kulağımı yere dayayınca güfteler bile duyuluyor. Kulağınızı niye yere dayıyorsunuz ki ya? Oğlum sen de gece vakti müzik çalma. Bak konu komşu rahatsız oluyor demek ki. Yetti baba, vallahi benim limitim doldu yani ha. Bu ne ya? Onu yapma, bunu yap. Onu yeme, bunu ye. Böyle hayat mı olur ya? Of! Vay, Tahsin Bey, senin çekeceğin var bu oğlanla. Kanı çok deli akıyor. Başında ana da olmayınca. Deh demeden yürüyen at, buyurmadan gören evlat demişler. Tıkandım. Çık şöyle oturayım da. Şöyle. Oturayım. Uy. Acaba diyorum bu çekilişte bir torpildi, bir kıyaktı. Acaba yapılabilir miydi kız? Burhan Bey gidin şuradan ya, gidin. Sizi buraya getiren halka karşı bence biraz daha dikkatli konuş. Biz sanatçıyı yukarıya çıkarttığımız gibi yukarıdan aşağı indirmesini çok iyi biliyoruz. İçerik de bunu çok bozdu ha. Ya buralar bak, bütün telefonları dağıtmışlar. Son 3 tane telefon kalmış. Onlar da bize çıkmaz. Ben de karnım doydum, hadi gidelim ya. Zıkkım ye. Ulan biraz bekle ya. Belki bana çıkacak ya. Ve şimdi de bir fonun son 3 talihlisini açıklıyoruz. Serap Yılmaz. Mehmet Bardakçı. Ve... Ay inanmıyorum ya. Ve son talihlimiz Tanrı Verdi Ekşioğullarından. Benim dedi. Benim dedi ya. Tebrikler ve şimdi hep beraber. Şansa bak ya. Ulan kızlarımızları ayarlayıp çekilişe hile hurda soktun değil mi lan çaycı? Ya ne alakası var Allah Allah? Benim işim yok o telefonla. Karma karışık bir şey. Ben anlamıyorum, sevmiyorum onları ya. Karmaşık bir şey mi? Ya karmaşık ya. Anlamıyorum. O zaman ver lan.
Hadi oğlum ya, yemek falan ısmarlarım sana. Hadi oğlum, ben çok seviyorum onu. Bana ver lan onu. Hediye et oğlum Burhan'ın içine. Yok yok. Hadi oğlum ya. Hadi lan oğlum. Yok yok, yemek değil de bu Fatoş'un kendisi var ya bir tane pompon. Ona üç gün boyunca benimle beraber gelip besleyip ilacını verirsen karşılığında telefonu veririm. Ay çok sevindim. Ben sadece kedileri çok sevdiğim için bu teklifini kabul ediyorum. Gerçekten. Çünkü kedilerin hırtlaklarını böyle sıvazlayınca hır hır ses gelir. Kalbime gidiyor yani. Ya abi boş versen anneyle babayla bu saatten sonra yaşanır mı ya? Ya kardeşim sen bir de babanın işinde çalışmayı sor bana ya. Körek mahkumu gibiyiz vallahi. Ya boş versene kızlar. Ne haber? Nasılsınız İyi de, ya? İyi, ne yapıyorsun? Eyvallah beyler, ne güzel bir akşam değil mi? Abi hiç boş ver ya. Hiç ya, bak keyfine bak ya. Merhaba kızlar. Merhaba. Volkan sen de müzisyen misin yoksa? Evet yavrum. Sen de söyleyecek misin o zaman bu gece? Ben mi? Evet. Yok ya, benim tarzım biraz. Söylesene abi ya. Ne diyorsun? Ben biraz yok daha... Yok ya, bir tane attır ne olacak ya? Attırayım mı? Gel abi ya, attırırsın bir tane ne olacak ya? Çıkışta tantuni yiyelim mi Volkan? Tantuni mi? Yeriz, yeriz. Gel abi gel, Erkin baba, Merkin baba bir şey hallederiz, attırırız bir şeyler ya. Arkadaşlar, ben yabancıyım böyle stillere. Artık siz kafanıza göre dalın. Ben sizi takip ederim. Ne güzel. Beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar. Aşk 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 yüzünden ıstıraba kul oldum. Ömrüm böyle tükendi, ne kadar zalim yıllar. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor. Aşk yüzünden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Çivi çivi söker. Budur burnunu ilacı. Budur burnunu ilacı. Hayır olsun, şarkının yarısını indirmeyin bari, rezil mi oluyoruz, ne oluyor ya? Yok abi, alakası yok ya, bizim patron seni çok tuttu. Haftada bir gece boşmuş, 150'ye TL verdiler, çıkar mısın? Aa, bir de üstüne para mı verecekler? Çıkar mısın? Tabii çıkarım. Süper, o zaman hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir işim var, ayrıca akşam evde de kalmak istemezsen ben de kalabilirsin istersen. Allah'ım, en karanlık saat şafaktan önceki saatmiş meğerse. Çok şükür, rakçıyım ben ya. Tabii. Rakçıyım ya. Tabii canım. Gökteki yıldızlar beni benden çalarak kaybolup gitti yıllar. Aşk 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 yüzünden ıstıraba kul oldum. Ömrüm böyle tükendi, ne kadar zalim yıllar. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor. Senden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Çivi çivi söker. Budur bunun ilacı. Budur bunun ilacı. Saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Çivi çivi söker.
gece. Budur bunun ilahı. İnsanı böyle hasta ediyor bu müzik aslan. Muhallebiciliği bırakıp tekrar yani şarkıcılığa başladı öyle mi? Babacığım artık size yük olmayayım diyorum ben ya. Yani özgürlük rockçının bünyesinde olan bir şey. Ben meğerse yıllardır böyle bir şey ararmışım da denk gelmemişim. Para kazanılıyor mu bu işte böyle? Fazla para rockçıyı bozar babacığım. Bana böyle bir amı içecek, sabaha karşı dürümümü yiyecek kadar para yeter yani. Zaten bütün arkadaş evleri de bana açık. Hangi arkadaşların evleri bunlar? Tanrı'nın verdiğin evi mesela. Çok kıyak çocuk. Abi dedi gel istediğin zaman dedi. Kapım sana açık dedi. Başımın üzerinde yerim var dedi. Oh ne güzel. İstediğin zaman gir, istediğin zaman çık. Hesap soran yok. Esaret bitti. Tanrı verdiğinin o evinde mi kalacaksın? Niye ki? Ne gülüyorsun lan? Yok bir şey. Fatoş anlatmıştı da o evi. Ondan. Oh Kenan. Bari gel kahvaltıları evde yap yavrucuğum, yapma böyle, bir gıda al ya. Abicik ne olacak böyle, zaten askerden süzüldü geldi. Ay, evet abi o alttaki, alttaki şey, kapının kilidi zaten o iptal, o hiç çalışmıyor, onu hiç şey yapma sen zaten. Yok o, evet. Volkan abi, bir de kapıyı açarken, çevirirken kilidi sağlam bir omuz at, o ancak öyle açılıyor. Vallahi evet. Evet, hadi eyvallah. Sağ ol. Evet, sağ ol. Ulan, favorimsin benim ha. Tanrı verdi. Hem cep telefonu olsun, hem de beni Volkan'dan kurtarmak olsun. Vallahi favorimsin yani. Evet, çok güzel. Evet. Burhan abi, bak. Evet. Ben kediye dokunamam, tamam mı? Evet. Bu kedinin yemeği verecek, ilaçları verecek, tamam mı? Suyu verecek, her şeyi verecek. Bir de tüyleri taranıyormuş onun ya. Tüyleri mi taranıyormuş? Oğlum bunu konuşmamıştık ama. Vazgeçeyim istersen. Tamam. Tamam. Ne olacak ki? Tamam. Ben tararım. Olmadı yandan ayırırım. Fön bile çekerim. Tamam. Hallederim ben. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Ay o telefon da bende de var ha. Nasıl para yakaladın kız? Ay yavrum kaç para yakaladın ya. Burası mı abi? Burasıymış Sertaç. Ya abi insan yaşar mı burada ya? Ya niye olmasın be Sertaç, niye öyle diyorsun ya? İşte rockçıların, müzisyenlerin, bohemlerin yuvası burası. Kalender işte. Abi rockçılardan çok bakteri yuvası. Ya Sertaç temizletiriz kardeşim. Sen bilmiyorsun ki tabii. Bu eve dünyanın en güzel kızları geliyor gidiyor. Bir deterjan, bir bez veririz ellerine. İki saatte temizlerler. Ne olacak ki yani? Hem bence zaten önemli olan evin ruhu Sertaç. Abi kız demişken o kızı aradın mı? Yok, aramadım. Çok heyecanlanıyorum Sertaç, bildiğin gibi değil. O kızda garip bir şeyler var. Abi bir kızın telefonu almakla aramak arasında bir zaman dilimi vardır. Bir haftayı geçerse zaman aşımı olur abi. Zaman aşımı mı? Tabii abi. Kız ümidi kesip afra tafra yapabilir. Hatta telefonunu hiç açmayabilir. Aklı neredeydi diye. Arayayım mı? Ara buluşalım de abi. Nerede buluşacağız? Param yok ki. Dükkanda buluşun abi. İş yerime yakın dersin. Hangi iş yerime ya? Ya iş adamısın ya sen Volkan. Abi kızın ümidini daha ilk günden kırma. Kravatını tak, işten çıkmış gibi buluş. Allah'ım hayatımız yalan dolan ya. Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi bismillah. Ay!
Alo. Alo. Volkan, iyi günler ben. Efendim? Pardon, iyi günler Volkan ben. Volkan? O çocuk mu? Bu çocuk. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Keon'u demiştim ben. Nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, i̇yiyim teşekkür ederim siz. Alo? Buyurun. İyiyim ben. Allah iyilik versin. O zaman buluşalım biz. Tamam. Nerede? Şey... Bizim dükkan adı neydi lan? Sütçüoğlu. Şey, Nişantaşı'nda Sütçüoğlu muhallebisi vardır eski hani. Alo? Ulan tam karayı bağlarken at gitti ya. Alo? Muhallebiciyi biliyorum. Neden orası acaba? Özel bir sebebi var mı? Vallahi iş yerime yakın, merkezi bir yer. Bu açıdan şey ettim ben. Anlıyorum. Olabilir. Güzel fikir. Yarın saat 2 diyelim mi? Diyelim. Dedik o zaman. Oldu o zaman. Hadi o zaman iyi günler, hayırlı olsun. Allah kahretsin. Niye hayırlı olsun dedim ya? İş görüşmesi mi bu ya? Çok heyecanlanıyorum ben bu kızla konuşurken ya. Kızın adını sormadın abi. Allah belanı versin Sertaç. Şimdi mi söylenir bu? Öf! Aa! Bak sinirden acıktım vallahi. Aa! Şurada muhallebi gibi bir şey var abi. Onun üzerindeki yeşil şey ne? Kibim o? Yok abi. Kivi değil, küf. Dedim ben sana Volkan, bu odada bizden başka çok canlı var abi. Küf küf abi. Burhan'ı, Aslı'yı, babamı o cadı Dilber'i çekeceğim ha. Bu küfe razıyım yani, ne yapayım Allah Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oluyor lan? Günaydın. Burada mı yaşıyor lan o? Ya önden sen girsene abi. Oğlum ne korkuyorsun, içeride kaplan yok ki, ufacık bir kedi lan. Ya tamam kedi ama biraz agresif. Fatoş evde bırakıp gidince iyice gergin oluyormuş. Oğlum başta söylesene sen bunu ya. Yüzüm yüzümü tırmıklamaz değil mi? Tırmalamaz herhalde yani. He. Çünkü benim yüzüm hassas, ince hatlı. Cızırı, iz kalı o açıdan diyorum. Ya kalırsa kalsın tırmık izi sonuçta. Ne diyorsun lan sen? Yarın öbür gün ben yüzümle iş yapabilirim. Ne gibi bir iş mesela? Ne bileyim. Fotomodellik mesela. Fotomodellik? Evet. Evet, ankormanlık da olabilir. Ankorman, sen niye ankorman yapsınlar ki? Niye? Yaşamın küçük kalı o. Ya yok, önce gazeteci olman lazım ya ankorman olmak için. Belki aktörlük yapabilirim suratımla. Aktörlük mü? He. Niye? Benden karakter oyuncusu olabilir mi önce? Ya abi, sende şive var bir defa ya. Lan! Sen benim şivemle dalga mı geçiyorsun lan köylü? Sen kendini ne zannediyorsun? Cüneyt Türel mi zannediyorsun? Müşfik Kenter mi zannediyorsun? Kedi de gidiyor mu zannediyorsun? Ya tamam uzatma lan. Allah Allah. Kedi acıkça daha da agresif oluyor içeride. Ha. He. Ne lan o zaman? Alın. Öf! Bağırma. Pisi. Pom pom. Ay kızım ne yapıyorsun burada? Ay bu tatlı mıymış? Kimmiş? O çok mu tatlıymış? Biraz kötü bakayım ha. Bence mamasını koyalım. Hemen gidelim. Yok abi olmaz. Fatoş'la ilişkin buna bağlı diyorum sana ya. Bu kedinin ilacını vermezsek bir şey olursa ben biterim. Ay pom pom. Ay tatlı mıymış, kimmiş? Ah!
Kesin kedi mi lan bu? Başka bir şey olmasın. Başak olmasın bu? İlaçını koysana. Ha. Nereye dökeyim? Nasıl nereye dökeyim ya? Ne dökmesi ya? Kediyi yakalayacaksın, ağzını açacaksın, damlatacaksın. 5 damla. Hasta mısın lan sen? Bu nasıl bir sizin teklif bana? Ben böyle bir şey yapamam. Ne demek? Bir de dişlerine dolga yapayım o zaman. Tamam lan. Giderim okuturum telefonu. 1000 TL alırım. Canım adamın ne? Tamam, tamam, tamam. Oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum? Hemen de alınıyorsun ha. Çocuksu bir halim var. Pompon. Kim giymiş ki? Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Şu anda acayip tırsıyorum. Korktuğumu gerçekten belli etmem lazım. Burak abi, o köpekti galiba. He? Sus lan, adam hasta etmiş öyle. Bomboş, nereye gidiyorum Burhan abimle? Aa, Metin o ya, karikatür çiziyor. İyi güzel, eline sağlık, çizsin de öyle aniden dolaptan fırlanınca. Ben geçen gece kaldığımda da fare çıktı. Fare mi? Hadi ya. Oğlum çok tatlı, böyle çok şeker, minicik. Ben bu gece eve gideyim diyorum ya. Pederi bir göreyim, kız kardeşimi falan özledim. Çıkışta tantuni yer miyiz Volkan? Tantuni mi? Yine mi? Evet. Ya zeytinyağlı falan bir şeyler yesek, böyle et suyuna çorba falan. Zeytinyağlı mı? Yapma ya. Ya ne bileyim, sürekli içki içip fast food yemekten benim mide biraz patladı. Uykusuzluk da var tabii. Sende hasar yok mu? Yok. Allah Allah. Ne bu abi ya? Gelmesinler buraya bunlar ya. Ne oldu, niye ya? Ya Volkan baksana, adam kravat falan takmış. Abi ya, rock bir yaşam biçimidir. Öyle gündüzleri bankacı, geceleri rockçı olmaz ki. Yani ortamı zehirledi resmen. Zehirliyor bunlar hakikaten resmen ortamı ya. Gelmesin bunlar ya. Ah, mide gitmiş bende yalnız. Vallahi böbreklerle idare ediyoruz. Volkan, hadi oğlum sahneye. Ya ben bu gece hiç havamda değilim be. Çok efkarlıyım. Çok böyle bakımsızım, midem kötü falan. Sahneye ben bu gece çıkmasam olmaz mı ya? Ya ama gösteri devam etmeli. Ulan ne zor işmiş bu şov dünyası ya. Çok efkarlıyım. O zaman rock arabesk bir şey koyuvereyim gitsin. Arkadaşlar, kaçağı yapalım ya. Kusura bakmayın, ruh halime göre bir şey seçtim sizin için. İdare edin. Bu şehirde buldum buğday ellerini. Bu şehirde sevdim badem dillerini. Senle unuttum bütün ezberlerimi. Pişman değilim ama göçtüm kederden. Düşman değilim ama çöktüm erken. Bir daha bu yollar aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya yüzüyle bir daha görür müyüm? Bir daha bu yollar aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Thank you.
bu kaçak halimi seninle doldurdum. Yasak ihlalimi senle kapattım aşk defterlerimi. Pişman değilim ama göçtüm kederden. Pişman değilim ama çöktüm erkenden. Bir daha bu yollar aynı hevesle yürür müyüm? Ne malum dünya gözüyle seni bir daha görür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Bir daha bu yollar aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Tuhaf buluyorlar bu kaşak halimi. Seninle doldurdum yasak ihlalimi. Pişman değilim ama göçtüm kenarda. Ay Pümpiş, sakin ol kızım. Şimdi senin iyiliğin için uğraşacak Burhan enişteyin. Dur kızım, dur, sakin ol. Dur kızım. Şimdi eve gireyim, eve gireyim, eve gireyim, eve gireyim. Lan! Sen ne yaptın lan sen? Ben yavaşça kediyi yeni bıraktım. Lan bana yakıştım attın kediyi. Öldü mü lan yoksa? Baksana hareket etmiyor. Sakın bu cinayete beni bulaştırma. Kediyi duvara sen attın. Her şeyi sen yaptın. Her şey senin başın altından çıktı. Onun için de senin iç dünyada kalsın. Beni ne bulaştırıyorsun lan? Öldüm bir ellesene şunu. Ben elleyemem. Ben elleyemem kesinlikle. Senin eğil bence nabzını kontrol et. Ya ben dokunamıyorum ki kediye. Hasbinallah veli kilmetil. Senin ipinle kuyuya inen de nebahat yani. Of! Pompiş. Kızım. Öldün mü eniştesi? Pompiş. Kızım. Hep de dört ayak üstüne düşüyor derler ama baksan. Bu sefer aynı şey olmadı. Ay, ay ben çok kötüyüm. Ben ne yapacağım ya? Beni Fatoş beni mahveder. Beni asla konuşmaz ya. Pompon darları dikmiş bakar Allah'ım ya. Ay ben çok kötüyüm. Paylaşamam. Ben paylaşamam Burhan abi. Sakın beni cesetle baş başa bırakma. Vallahi benim hayal dünyamdan gitmiyor, iş dünyamdan gitmiyor oğlum. Adam, seni yok et. Yok et cesedi bir şey yap. Ben çok kötüyüm ben. Çıkıyorum ben bayılıyorum. Piş. Neden bu pis işler bana kalıyor ya? Neden bu pis işler bana kalıyor ya? Etseydin. Ben senin gibi her gün kedi kesmiyorum. Uzman değilim. Yalan yapma ya konuşma. Ben anahtarı ben halledeceğim. Hangi anahtarı?
Anahtar senin olmadı mı ya? Lan içeriden bıraktın anahtarı. Ya her işi bana mı bırakıyorsun? Sen yapacak mısın o işi? Of! Tamam. Tamam, sakin. Sakin. Panik yok. Panik yok. Panik de yok, kedi de yok. O zaman telefon da yok. Ne? O zaman plan şu. Şimdi hemen Çilingir'i çağırıyoruz. Çilingir kapıyı açıyor. Peşoktan kedinin aynısını alıyoruz ve salona koyuyoruz. Cesedi de tuvaletten çıkartırız, gömeriz. Sonra yeni kediyi de salona bırakırız, değil mi? Böylece Fatoş Hanım'ın sapasağlam bir kedisi olur. Nasılsaydı? Değil mi? Hem bunun hakikati falan. Pozitif bakmak lazım. Değil mi Delal? Nedir senin bu halin oğlum? Kim geldi acaba? Uy! Hayırlı geceler mi desem, sabahlar mı desem bilemedim. Bunu anladık da, sebebi ziyaret. Hayırdır bu saatte Dilber Hanım? O kadar üzüldüm ki vallahi kendi kendime dıkandım. Ne? Bu çocuklar heba oluyor Tahsin Bey. Heba mı oluyor? Hadi ötenin yanında sağ olsun Osman'ım, yavrum, kuzum var. Belki kızı deliler toplar. Ama bu çocuğun halini hiç iyi görmüyorum. O çocuk ben miyim? He. İki gecedir pencereden bakıyorum. Pavyondan mı geliyor, nereden geliyor belli değil. Yanında hep it kopuk. Kim onlar? Arkadaşlar. Bir laf vardır. Eski bir İstanbul beyefendisi olarak bilir misiniz bilmem. Kişi refikinden azar delilir. O lafı bilirim ben, evet. Ne demek o? İnsanın arkadaşı azdırır demek yani. Tahsin Bey, bak hele. Bu gece de yine camdan bakıyorum. Bu geldi. Artık ne içirmişlerse kapıya anahtarı sokuyor, sokuyor, sokamıyor. Sokuyor, sokuyor, sokamıyor. Zile bastı, Sabit Efendi pijamalarıyla geldi, kapıyı açtı buna. Oğlum size iyi akşamlar. Dur, bitti mi? Daha bitmedi. Evet. Bak hele, sonra gittim, baktım arka taraftan. Senin oğlan bu sefer de bahçede. Siz de maşallah güvenlik kamerası gibisiniz siz. Boy boy. İnmiş bahçede istifrağı ediyor. Rezalet. Babacığım mideyi bozmuş. Bu kadar beyefendi insanın oğlu bu hallere düşsün. Yukarıda üzüntüden dıkandım. Takalı kalsaydınız buraya niye indiniz? Kolonyalı mendil getirdim poşik. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. İlgilendiniz Dilber Hanım. Hiç eksik olur muyum? Anaları yok ama Dilber dezeleri var. Ben hep buradayım, yukarıdayım. 24 saat açım. Peki efendim, hadi. İyi geceler. Şu dünyada sız dutsuz, kara bahtım da mutsuz. Sevilenler iyi, hoş da sevenler hep mutsuz. Hep ya bu yaştan sonra ben seni ne yapayım oğlum? Odaya kapatamam, dövemem. Ne halt edeyim seni söyle. Baba ben bu kadını çekmek zorunda mıyım ya? Ya mevzu o değil, şu haline bak be hayta. Ben arkadaşlarımla kalacağım. Günaydın abi, ne haber? Tanrı verdi.
Oğlum ben hiç şey değilim lan. Lan kızlar hiç beklediğim kriterlerde değil. Karaciğer duman. Midem kötü. Uykusuzluk had safhada. Vitamin alamıyorum. Pis bir yorgunluk var üzerimde be. Tabii yani biraz alışmaya bağlı. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Normal yani. Açmayan mısın? Açma mı? Yine mi? Ya şöyle bir günde peynir, domates, bal falan yesek ya. Ya tanrım verdi. Kardeşim senin hiç aklına gelmiyor mu böyle bir erzak alayım, bir kadın tutayım, evi temizleteyim. Ne bileyim bir kıymalı Ayşe kadın fasulyesi pişireyim. Hiç içinden geçmiyor mu ya? Geçerse Fatoş'a gidiyorum ben direkt zaten. Ha. Ha! Ne oluyor lan? Gidiyorum ben. Nereye? Diş etlerim kanıyor, tanrı verdi. Ya normal o ya, bir şey yok onda. Nasıl normal? E tabi uyku yok, alkol var. Meyve yemiyorsun, normal olur yani bu. Yok abi, yok. Yok, bu iyi değil. Yok, pes. Tamam abi. Harim ederçi. Bu ne lan? Ben gidiyorum lan buradan. Oh. Yetti lan. Alırım valizimi sonra. Bu ne lan? Kabuslar evi gibi. Hadi eyvallah, her şey için sağ ol. Hadi, hadi. Günaydın. Günaydın kardeşim. Açmayan mısın? Bittim ben Makbule abla. Bittim bayağı ya. Ben enerjisiz kaldım, gıdasız kaldım ya. Beni beste ya. Bana böyle proteinli et suları, met suları ver. Bir şeyler ver bana ya. Bal ver bana. Bal nerede? Bal, bal, bal. Bal, bal ver. Ah kıyamam. Kıyamam. Kurban olurum ben sana Volkan. Aslı. Bak ben düşündüm, taşındım. Babama, Burhan'a, hatta sana bile bir yere kadar tahammül edebilirim bu evde. Ama o Dilber halaya asla. Volkan, bir planın var mı? Varsa işbirliği yapmaya hazırım. Tamam, saygıdeğer bir kadıncayız ama Misal beni kırdı. Senin dedi, yaptığın dedi. İşlik ötelerin dedi, çavuşun dedi, önüne dedi, korsan dedi, yılan dedi. Annem olsaydı giremezdi bu eve ama. Annem olsun. Ne demek o? Bursa'dan gelmiş olsun mesela. Kahvaltımı yediğimi anlatacağım. Aa, bu arada benim bir randevum var ya. Aslı be. Laptopunu bana versene bir saatliğine. Bir kız meselesi var da. Abla yavaş ya. Daha öbür gitmedi ya. Bu sabah beş yapta gözüme bir kedi kestirdim. Model aynı. O zaman akşam çilingiri de alır gideriz. Evet. Sürpriz. Fatoş. Ay siz hani öbür gün gelecektiniz. Şimdi niye geri geldiniz? Bence geri gidin. İyi defileler bitti. Ben de erken döndüm. Hadi anahtarlarımı ver. Fatoş. Biz kusura bakmayın Fatoş Hanım. Biz anahtarı evin içerisinde unuttuk. Çilingiri çağırmamız gerekiyor. Hayda. Ha, sizin ne işiniz vardı Burhan Bey benim evimde? Biz birlikte gittik de pomponu beslemeye o yüzden. Ay, pompon nasıl, iyi mi? İyi. Huzurlu. Eminim şu anda en güzel yerde. Evde değil mi? Evde canım, evde ya. Evde ya. Evde ya. Hadi çilingiri arayın, benim eve gitmem lazım. Ellerimi yıkayıp geliyorum, 15 dakikaya kadar çıkalım tamam mı? Çok, çok güzel. Yarışın ona. Sen şimdi git, kedi al, bir tane kedi al. Ondan sonra montuna sakla, tamam mı? Montuna sakla şey, kapıyı ben çilingir açtım, bana sen hemen içeri gir. Hemen içeri gir, şey yapma. Çişim var, tuvaletim var da hemen içeri gir. Kedi at salonun ortasına, ak! Ben montumun içerisinde kediyi nasıl saklayayım lan? Ya ne biliyorsun, arayacaksın işte, başka şansın yok. Ben orada Fatoş'u oynarken sen gidip tuvalete cesedi yok etmen lazım. Başka şansımız yok. Yapamam. O kadar soğukkanlı olamam. Yapmak zorundasın Burhan abi. Başka şansımız yok.
bence var yani. Atlaksın Tuna ya. Vay süper. Bana düşünülemiyor. Bizim biraz şey var. Buyurun. Merhaba. Arkadaşlar çorba içer miyiz? İçeriz. Biz dört tane çorba istiyoruz paket. Garanti. Dört çorbacık canım paket. Ne? Hoş geldin. Hoş bulduk Dursun. Sağcı Dantep'e kaçtı. Kumar borç. Biliyorum. Ne oluyor ya? Göğsümde bir ağrı var da ondan. Buyur. Eyvallah. Bak anladı annesinin geldiğini nasıl miyavlıyor. Pompon ya işte bizim tipik pompon hareketi. Bak klasik yani. Makbule abla yaptı. Afiyet olsun. Hazır yuha mı ki bu? Bizim Adana'da bir meyrem var. Kendisi elle açıyor. O kadar incecik açıyor ki. Kaldır o yuhayı bak, sanırsın ki tilbent. O adır hamarat kız. Benim annem de çok güzel açar. Şimdi de geldi. İnşallah bol bol yiyeceğiz artık. Ne? Annem diyorum Bursa'dan geldi. Gözümüz aydın. Ay. Temelli mi kalacak anan kızım? Tabii tabii. Zaten o Bursa'ya teyzemi ziyarete gitmişti. Döndü. Uy. Şekerim çıktı. Haydi sen git. Sen git kızım. Uy. Yani sen diyorum Osman. Şu Dilber halayla bir konuşsan da Adana'ya falan dönse. Ya en azından hayatımızı dikizlemese, babama gammazlamasa, he? Ne gülüyorsun lan? Lan ne konuşma benimle. Bak Osman, zor bir gün geçiriyorum. Randevum vardı, ekildim. Sabrımın limitlerindeyim. Ya kurban olayım, al şu kadını başımızdan ya. Nasıl alayım kardeşim? Kriz geldi, gülüyorum. Bu kadın benim 38 yıldır halam. 38 yıldır her şeyi denedim, ben kurtulamadım. Sizi nasıl kurtarayım? Vallahi İstanbul'a taşındı ya, annem bir haftadır migrenden yatıyor. Hiç şansımız yok mu yani? Kaderinize razı olun kardeşim. Üst katı ona kiraya vermeseydiniz. Ben aslında en çok Aslı'ya üzülüyorum. Yok canım. Nereden anneleri gelmiş? Daha sabah temizliğe gittim. Yok öyle bir şey. Yanlışınız var Dilber Hanım. Bak hele bak, sızka sinsi. Vay, vay, vay. Sen git de kızım.
Aslı'ya de hele. Dilber Hanım de size çaya gelmek istiyor. İffet Hanım'ın danışmak istiyor de. Ama İffet abla Bursa'da. Kızım sen git de. Aa, ne diyorsun onu yap. Karışma milletin işine. Ver. Ver. Hoş şik. Hadi git. Fatoş. İyi ki geldin. Hoş geldin. Ay canım benim. Nereye gidiyorsun? Aa, onun tasması yok mu? Bakayım. Ben bir lavaboya gideyim. Gel bakalım. Nerede tasması bunun? Güzelim benim. Ne yaptım ben siz? Nasıl panik yapmayayım Volkan? Ya ne biçim plan bu ya? Kadın buraya geliyor, çaya geliyor. Bir saate anne bulmamız lazım. Sedef teyzeyi mi arasak? Sedef teyze Çeşme'de. Ayrıca da görmeyecek mi Sedef teyzeyi Cem'in evine girip çıkarken? Annem bugün dışarıda desek? Yarın gelmeye kalkacak o zaman. O zaman... ayarlayacağız bir şeyler. Ne gibi? Kriz planımı devreye sokacağım. Başka yolu yok. Cinayet kanıtı da yok. Bu açıdan iyi ama. Ben seni kedi sevmiyorsun sanıyordum. Yok ya, aşk olsun. Ben kedi insanıyım ya. Aşk olsun. Fatoş, vallahi bir kahveni içeriz. Ay, tamam. Hemen yapayım. Çok. Ceset yok. Onun içinde cinayet delili de yok. Onun içinde ver telefonumu, ben gideyim. Olur mu ya? Öyle kedi nerede? Pompon yok olmuş. Beni ilgilendirmiyor. Ver telefonumu, ben gideyim lan. Ya olur mu ya? Olur mu öyle şey abi ya? Bir yerden çıkarsa mahvolurum ben ya. Ceset şu anda her yerde olabilir. Evin herhangi bir yerinde son nefesini vermiş olabilir. Arayalım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağız ya? Yengemi sorarsa ne diyeceğiz? Ya ne bileyim ben, bu salak Volkan'a güvendim. O da odasına girdi çıkmıyor ya. ne, olmadı şey diyeceğim. Acil bir işi çıktı gitti diyeceğim. Ha tabii tabii, o da git. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Hoş geldiniz. Anan yok Zuhar. Şöyle bir şey, şimdi benim annem bekledi sizi, sonra şöyle oldu fakat. Bahale sağa bir şey diyeyim. Bu Dilber Koçarslan'ı var ya, çok gün görmüş kadındır. Adama bakınca gözünden anlar. Bizim orada derler ki, eş işe, beş boş beş işe, anamın adı Menevşe. Ay ne güzel mani! Kim o? Merhaba cicim. Ben İffet'in çoğulu. Siz ne arıyorsunuz orada? Tasmayı ya. Ve ucundaki ne? Ha? Ya o ucunda bir tane nazar boncuğu gibi bir şey varmış da onu arıyoruz ya. Aman boş verin. Çıkar bir yerden. Pompon. Ay sen çok ağırlaşmışsın ya. Kilo mu aldın iki günde? Siz çok mu beslediniz bakalım? İyi, çok. Ses ne ya? Pomponun sesi gibi. Kedinin hayaleti. Ne? Kedidir ya, kedidir. Herhalde kedi yani de. Telefonumu ver lan. Benim işimi çözmeden. Bırak lan, benim işimi çözmeden hiçbir yere gidemezsin. Zor durumdayız ya.
kim? Bu kızım. Ha? Ay, kaşla göz arasında kim klonladı ya bunu? Aa! Ay! Tanrı verdi! Ne oluyor burada? Anam! Ay, ay, ay. Anam! Ay ne güzel eşarp! Boynunuz da paralansın inşallah. Cicim ne oldu, sarardınız? Yoksa ten rengi kediniz değil mi öyle? Bah sizin için gelmedi, görmedik de dediler de. Allah Allah! Benim pek görülmeyecek de bir halim yok ama ilahi kadın densizlik etmişler. Bu bizim Makbule de biraz geridir Dilber. Böyle o tabuka güler. Hep öyleydi, bu çocukken menenjit geçirdi. O günden beri böyle oh! Boş dol demez, koy verir gider. Aslı, kazulet gibi bak bak kızım, kalk kek koy, bir şey koy. Ne koyarsan koy, neresinden koyarsan koy. Ben böyle cilaslı konuşmayı seviyorum biraz. Umarım rahatsız olmuyorsun Dilber, yapın böyle. Sıcakkanlıyım. Koydum anneciğim. Sağ ol yavrum. Ben bunlara gözüm gibi bakarım, Volkan'a da buna da. Ne paralar harcadım feda olsun çocuklarıma. Ben bunu Lady okuluna gönderdim. Paraların hepsi boşa gitti. Ama helal olsun benim yavruma. Maşallah benim yavruma. Güzel mi kek? Sağ ol. Bak bak, doya doya süs, doyamadı bakma ya. İstersen ayağa kalkayım da rahat rahat incele. Yok estağfurullah. Ay hiç kocanmam. Gençliğimde de endamım meşhurdu benim. Hala bir nişan taşına çıkayım. Genci, yaşlısı arkamdan böyle baka kalır. Hele ilkbahar geldiğinde. Ay söylemesi ayıp ama söyleyeceğim Aslı. Tahsin'le 35 senelik evliyiz. Buna rağmen o ilkbaharda ben o kısa kolluları, o dizüstü entarileri giydiğimde Tahsin'in tansiyonu bir iner bir çıkar, bir iner bir çıkar. Güzellik başa bela. Ama ben seviyorum. Allah sen bilirsin yavrum. Evlilikte ten uyumu, cinsel yaşam çok önemli Dilber'cim. Aslı bunu not et yavrum. Dilber Hanım, siz İstanbul'a neden geldiniz çiçeğim? Gezek görek diye geldik. Gelmeye miydik? Ay bu mevsimde İstanbul'a gelinir mi? Bu mevsimde İstanbul adamı öldürür. Öldürür mü diyor? Kulak ağır mı işitiyor? İşine mi gelmiyor yoksa Dilber? İstanbul'u öldürür diyorum. İstanbul'u öldürmese de ben paralarım. Anneciğim sizin biraz asabınız mı bozuk? Bozuk tabii yavrum. Bursa'dan niye apar topar geldim ben? İnan kebabımın yarısını bırakıp da geldim. Niye geldin? İnsanların ağzı torba değil ki büzesin Dilber'cim. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Tabii tabii. Bizim orada derler ki suyun çağlamasından insanın söylemesinden kork. Bizim orada da derler ki ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Benimle laf yarıştırma cicim. Lafı nereye getireceğimi sen gayet iyi anladın. Anlamadım, ne diyorsun, açık açık söyle. Ay! Hiç kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyemeyeceğim vallaha. Kuşlar Bursa'ya haber yetiştirdiler kuzum. Kara sarı tenli, ölü balık gözlü bir kadın senin tahsine göz koydu dediler. Kim bu kadın Dilber'cim, kim bu akbaba? Sen tanıyor musun? Uy! Tıkandım. Tıkandım. Aslı çay ver kızım, açılsın. Daha lafım bitmedi. Lan versin telefonu lan. Versin onu. Vallahi saçını başını yolarım sen ha. Bak Fatoş'a açıklama yapacaksın. Aramız düzeltme. Ne sana telefon yok. Vallahi sen at. Deli ha, delikliyim bu deli. Gel pis pis pis. Pompon. Kediler nerede? Pompon nerede? Orijinali mi, çakması mı? Ay siz camı açık mı bıraktınız? Ya deli misiniz siz? Pompon! Pompon! Lan dur, lan dur.
Benim pilavım tane tane dökülür. Benim dolmam serçeper bahından küçük olur. Tahsin benim mutfağımın üstüne mutfak tanımaz. Acın deneyirse başkasının yaptığı ya ben yemez. Yok canım tabii. Herkesin bir aile düzeni var, şey var. Hangi karının haddine benim evime içli köfte getirecek? Ki bu edepsiz yahu? Vallahi hiç de bilmiyorum. Ben evden çıkmıyorum. Ya bir dedikodudan ne, hiç haberim yok, inan olsun. Ben kalkaydım. Otur, daha lafım bitmedi. Bir Bursa'ya gittim, karınca gibi üşüştüler Tahsin'imin başına. İstediğim yere giderim ayol. Koca benim değil mi? Bugün Bursa'ya giderim, yarın öbür tarafa giderim. Giderim, gelirim, gelirim, dönerim, giderim, gelirim, gelirim. Giderim, gelirim, o gider, gelir. Bu ne ayol? Bir ay ben Leon Kulüp'le beraber Karadeniz seyahatine gittim. Hiç böyle şeyler olmadı. Niyeyse bu arada çok revaçta iki günlüğüne Bursa'ya gittim. Bin tane dedikodu geliyor kulağıma. Ne haber Sabit? İyiyim efendim. Sizin de gözünüz aydın. Niye, ne oldu? İffet Hanım dönmüş Bursa'dan. Ne zaman dönmüş? Onu bilmem ama Dilber Hanım alt kata İffet Hanım'a çaya gidiyorum dedi bir saat önce. Cicim, 35 yıllık evlilik hayatımda beyimin karşısına bir gün bile ağdasız çıkmadım. O kadar da bakımlı kadınım. Maşallah, çok hatun kadınsınız. Adamı eve bağlayacaksın şekerim. Ben mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatak odasında olmayı şiar eylemiş bir kadınım. Böyle yetiştirildim, böyle bildim. Allah, sen bilirsin. Ama annelikte de profesör olarak görüyorum kendimi. Volkan Pırlanta gibi bir çocuk. Aslı'ya da efendim çok mesai harcadım, bir yerlere geldi. Olsun, evlatlarıma helal hoş olsun. Çocuklarıma dil uzatanı dişi atmaca gibi karşısına çıkarım, paramparça ederim. Yok canım, kim niye dil uzatsın, estağfurullah. Hele Volkan'ıma asla laf söyletmem. Benim çocuğum sanatçı, benim çocuğum dahi. Ona laf söyleyeceğin dilini parçalarım. Ben kalkacağım, şekerim çıktı. Aa, ne güzel oturuyorduk. Alo? Alo? Osman? Oğlum? Bana hemen tayyare ayarla. He. Kalamam ben buralarda oğlum. Çok soğuk bura Osman. Ben Adana'ya gideceğim. Konuşma. Tayyala yala hoşik. Bak üzüldüm ama şimdi. Ne güzel ahbap olmuştuk çeçeğim. Hanımınla tanıştık Tahsin Bey. Tamam, tamam aşkım, tamam. Söz sana, yeni kedi alacağım. Ben hiç kaçma yanımdan. Ay, bir aylık kedim bile beni terk ediyor. Niye? Ya aşkım, onlar belki de birbirlerine aşık olup kaçtılar. Öyle mi diyorsun? Tabii. Kesin. Yani kedi de olsa sonuçta yani yalnız olamaz yani, değil mi? yalnızlık Allah'a mahsus Fatoş yani. Sonuçta belki onlar da baş başa kalmak istediler. Ne bileyim, bir ciğercinin önünde falan takılıyorlardır. Ne bileyim yani, takılırlar. Ay, iyi ki buradasın ya. Burhan abi, çok teşekkür ederiz sana da. İlgine teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Ay, Tanrı verdi. Benim bir cep telefonum olacaktı. Acaba o seninle mi kaldıydı evli adam? Bakayım. Yo, bu benim kendi telefonum. Aa, ben çok beğeniyorum bu telefonları. Senin zaten. Nasıl yani? Kendimi affettirmek için. Bu bana çekinişten çıktı. Ben de sana hediye ediyorum. Ay, çok tatlısın. Tanrı'ydı.
ben Fatoş'la kendim barıştım. Sen hiçbir şey yapmadın. Her şeyi rezlettin. Kedi de yok ortalıkta, telefon da yok sana. Bundan sonraki cinayetinde sakın beni arama. Şu anda kendimi kandırılmış hissediyorum. Sakın beni arama. Anladın mı? Çok güzel. Pompon. Ay gel bakalım Burhan eniştene. Ay ne tatlıymış o. Benim çocuklarım böyle biraz tiyatroya düşkün efendim. Kusura bakmayın, hokkabaz ruhlular. Ne zaman bir komşumuz gelse böyle bir hoş geldin şakası yaparlar. Hoş geldin şakası mıydı bu? Hiç hoş görmedim. Affınıza sığınarak şimdi abi kardeş birbirlerine coşturup çocukluklar yapıyorlar. Hadi özür dileyin, öpün Dilber teyzenizin elini. Özür dileriz. Özür dileriz. Başlarında anaları yok diye gemi azıyı almışlar. Ama yok Tahsin Bey, sen hiç merak etme. Dilber dezeleri bundan sonra enselerinde. Sana ne oldu lan? Sana ne oldu lan böyle? Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Şekilersiz. Özür dileyin. Öpün Dilaver. Ay Allah. Ya ne? Her ismi söyledim onun içinde. Ya nereden aramıyor bu çocuk ya? Ay. Nedir lan kafası? Eli buraya yavrum, nereye gidiyorsun? Korkutma beni. Gel pompoş. Pompoş nereye gidiyor? Dana kesin, koyun kesin. Kedi niye kesiyorsunuz lan? Yeniyim onun eti. Beleş yiyecek içecek var mı orada? Kim işeyecek? Lan hasta mısın nesin oğlum? Benim başka işim yok mu? Senin kendine de köpeğine. Ben mi bakacağım? Hasta etme lan. Ben de hasta bağlıyım. Kusuruna bakmayın değil mi? Niye onun gibi oynuyor be? Devlet bu. Kusuruna bakmayın dedim ya. Çok sevindim ya. Gerçekten bu seti şey ne diyeyim? Bu seti andı kırıyoruz. Deliyim yani. Deliyim ama ne senin o? Yok. Ha? Hadi lan. Hasbinallah ve lekil metil. Seninle ipinle kuyuya inmek ne bahat yani. Lafı nereye getireceğimi sen gayet iyi anladın. Lafı nereye getireceğimi sen en güzeli sen anladın. Ben de okuramam ki. Hay anasını ya. Seninle ipinle kuyunda inim değinende de kabahat yani. Hepsinde de bir kabahat var. Allah. Uy. Uy. Böyle kendini acıntısızan, böyle suratın ekşitsen, dişlerin arasından bir şey mi salgılasan acaba? Kan gibi.
Durma yok, durma yok. Çekil, çekil, çekil. Açın, sıkıştım ben, sıkıştım. Fatoş. Bırak lan! Bırak lan! Ne? Plan şu. Şimdi. Çilingir gibi. Onu sürer çilingir. Ben sen ona. Ya ben seni bu yaşta... Fazla oldu. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim.